Selamlar arkadaşlar PlayStation Store'a yeni indirimler geldi bu videoda şöyle hızlıca bir göz atalım daha sonra kenarda kıyıda kalan oyunlarla ilgili ayrı bir video paylaşırım haftanın fırsatında Tiny Tina's Wonderlands var sıcak fırsatlar var ve uzatılmış oyun %70 indirim fırsatı Tiny Tina's Wonderlands Mart ayında çıkan bir oyundu ve şu anda 599 liradan 479 liraya düşmüş benim için hala pek cazip değil ee, uzatılmış oyunda ise genelde bu kategoride oyunların Deluxe, DLC'ler dahil versiyonları falan var. Şöyle tıklayalım. Buradan bazı oyunlar seçtim. Never Alone Arctic Collection. Bu oyun e, böyle e, hikaye tabanlı, kısa 3 saat civarında süren bir oyun ve bir DLC dahil. Never Alone Arctic Collection'da. isterseniz sadece DLC olmayan paketi alabilirsiniz. Normal oyunun fiyatı 28 lira. Bu oyundan daha önce de bahsetmiştim. Böyle e, bir belgesel tadında ara videoları var. Gerçek insanlarla Alaska'da yaşayan gerçek yerel insanlarla işte e, röportaj falan yapılmış. Oradaki hayatı anlatmaya... Ya, tam oradaki hayatta anlatmıyor işte. Aslında ikisinin birleşimi Yani gerçek hayatta bir kurguyu birleştiren bir oyun. Bence güzel, keyifli, hoş görünen bir oyun ama dediğim gibi kısa bir oyun. Darksiders, First Collection, War and Death. Burada Darksiders'ın birinci ve ikinci oyunu var. Uh, Darksiders War Master ve Darksiders 2 Definitive Edition. İki oyun bir arada 52 lira fiyatı var gayet bence uygun. Worms Rumble daha önce PlayStation Plus'la verilmişti. O dönemlerde aboneliğiniz var mıydı bilmiyorum ama biraz da fiyatından dolayı ekledim bu oyunu. 21 lira değişik bir deneme olmuş. Worms oyunlarıyla böyle Battle Royale oyunlarını harmanlamışlar. Bu arada online oynanan bir oyun. 2D bir oyun. Ve eğlenceli olabilir. Ben başladığımda keyifli falan demiştim ama çok uzun süre oynamadım. Jurassic World Evolution Deluxe Edition şu anda ana oyunun bile altında bir fiyatta. 59 lira PlayStation Plus aboneliği ile normalde görüyorsunuz 87 liraya düştü ve bu oyunda 5 ekstra dinozordan oluşan bir paket var. Aslında çok da fazla bir ekstrası yok gibi görünüyor. Overcooked'un ilk iki oyunun olduğu pakette yine PlayStation Plus aboneliği ile 62 liraya düşüyor. Gerçi ayrı ayrı alsanız ne kadar fark ediyor emin değilim ama ya yani Oynayabilecek ikinci bir kişi varsa, beraber oynayacağınız ikinci bir kişi varsa bence çok uzun saatler oynayabileceğiniz bir oyun. Yani iki oyunun herhalde 20 saatin üzerinde oynama süresi vardır. Back for Blood aslında bu hem sorulan hem konuşulan bir oyun. Yani bu biraz daha böyle Xbox olanlar için bence anlamlı. Yani oyun kötü bir oyun değil. Yani hatta güzel, keyifli bir oyun. Fakat bu oyunu siz aldığınızda bir kişi daha olması lazım. Yani tek başına oynayacağınız bir oyun değil. Çok keyif alacağınızı düşünmüyorum ben tek başınıza. Bununla beraber oyunun fiyatı da çok yüksek. Yani böyle çok ciddi bir indirim, %80 falan indirim olsa hani derim ki yani bu oyunu evet tavsiye ederim. Ne kadar iyi bir oyun olsa da oyunun fiyatı çok yüksek. Yani 429 lira hani 100 lira civarlarına, 150, maksimum 200 lira civarlarına gelene kadar çok önermeyi düşünmüyorum ama çok eğer konuşulduğu sorulduğu için bu oyundan bahsetmek istedim arkadaşlar dediğim gibi oyun fena değil ama bir arkadaşınızın daha en azından alması lazım ki iki kişiyle eğlenceli olabilecek bir oyun eğer Left 4 Dead'i daha önce oynadıysanız zaten bir nevi devam oyunu Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 93 lira Öncelikle oyunu satın almadan önce isterseniz deneyebilirsiniz diğer Tomb Raider oyunlarına göre yani üçlemedeki diğer oyunlara göre biraz daha eleştirilen, biraz daha gömülen bir oyun ama bence gayet iyi bir oyun. Yani ben beğenmiştim dolayısıyla bu fiyat. Bir de e, eklentiler var. Neler varmış? Bakalım 7 indirilebilir içerik var. İndirilebilir silahlar, kıyafetler falan. Evet. Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition 43 lira. Bütün PlayStation Store'u kapsayacak şekilde konuşmam gerekirse aslında en iyi fırsatlardan bir tanesi. Evet yani hep bu fiyata düşüyor ama bir oyunla ne kadar zaman geçirdiğiniz, oyunun ne kadar büyük oldu ve fiyatı bunları orantılarsanız bu oyun yani en iyi fırsatlardan bir tanesi bence. Marvel Spider-Man Game of the Year Edition 123 lira bu oyunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki ay PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Deluxe'de bu oyun olacak. Sadece onu hatırlatmak için aslında buraya ekledim. Çünkü indirimlerde hemen başta çıkıyor. Ve iyi bir indirim oranı var. Hani belki almak istersiniz ve belki henüz kütüphanede olacağından haberiniz yoktur. Sadece kısaca buna değinmek istedim. Önümüzdeki ay yani 22 Haziran'dan sonra eğer Plus aboneliğinizi yükseltirseniz oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olacak. Bununla beraber bu fırsatlar haricinde bir de yani %70 indirim fırsatı haricinde bir de sıcak fırsatlar var. Sıcak fırsatlara tıkladığımızda da şöyle burası içinde birkaç oyun seçtim ama şunu da söyleyeyim. Bazı oyunlarla ilgili başlı başına ayrı videolar paylaşacağım şu anda 4-5 oyun gözüme çarptı. Bunlar haricinde Amnesia Collection her zamanki fiyatına düştü 19.90 eğer korku oyunu oynayabiliyorsanız ben bu oyunu oynayamıyorum. Yani korku oyunu aslında oynayabiliyorum belli bir eşiğe kadar ama en azından elimde silah olan korku oyunlarını oynayabiliyorum. Bu oyunu şöyle biraz baktım. Ee, gerçekçi olmak lazım oynayamam ama oynayabilmek isterdim. 3 oyun var 19 lira yani çok iyi bir fırsat. Hep gerçi bu oluyor ama yani, yani bu fiyat hep geliyor ama bence gayet iyi bir fiyat. Devam edersek... Eee. Insight var 36 lira. Bu da biraz kısa ama bence başarılı bir platform, puzzle. Biraz da korku, korku denebilir mi bilmiyorum ama biraz böyle insanı geren bir oyun. The Forest 56 lira %65 indirim var. Oyunun süresini de göz önüne alırsak bence gayet iyi bir fiyat. Crafting yaptığınız survive yani hayatta kalma oyunlarından bir tanesi. Yalnız uyarayım oyunda bir nebze korku öğeleri var tırstırıyor yani bilhassa akşamları. Bence arkadaşlarınızla oynasanız daha keyifli olur ama yine tek başınıza da oynayabilirsiniz ya da diğer oyuncularla da oynayabilirsiniz. Ben uzun süre bir oyun oynayayım derseniz bu oyun ortalama böyle yani 70-80-100 saat civarı oynayabilirsiniz. Gerçi ya Steam'de 400 saatler falan görüyorum ama bilmiyorum. Bence bir oyuna 400 saat <laughs> zaman vermek biraz kayıp oluyor ama yine de siz bilirsiniz. Ama dediğim gibi bu tarz oyunları seviyorsanız bile herkes de sevmiyor. Forest'ı düşünebilirsiniz. Şeyden falan daha iyi bence bu. Uh, Stranded Deep'ten falan ben daha başarılı buluyorum Forest'ı. Watch Dogs %70 indirimle 53 lira. Bakın bu oyunun mesela indirimsiz hali 179 lira ya. Bence eski oyunların olması gereken maksimum fiyat bu kadar olmalı. Ama maalesef PlayStation Store'da bu fiyatlarda çok az oyun var. Durum hiç böyle değil. Mesela az önce göz atarken dikkatimi çekti. XCOM 2. Ya kaç senenin oyunu yani. Belki çıkalı 7 sene falan oluyor. 8 sene oluyor belki. Ama hala 639 lira fiyatı. Yani 539 lira, 599 lira, 400 Hala böyle fiyatlar olunca işte oyunlar %80, %90 indirime girdiklerinde bence ederleri olan fiyata anca düşüyorlar. Yani neyse çok başka bir yere gitti de konu. Watch Dogs arkadaşlar aksiyon macera oyunu. Bence tamam yani gömüyoruz ediyoruz ama hani o kadar da kötü değil. Yani 50 lira alıp oynanabilecek bir oyun. Gerçi çok seveni de var aslında. Ee, böyle bir hacker'ı kontrol ettiğiniz. Yani güzel, keyifli bir oyun bence. Fena bir oyun değil. Buna da bakabilirsiniz oynamadıysanız. E son olarak Limbo'dan bahsedeyim. Zaten pek çoğunuz biliyorsunuzdur oyunu. 2D platform puzzle oyunu. E çok uzun bir oyun değil ama hani uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız ve hala oynamadıysanız Limbo'yu da tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.